Yeni bir videomuza paspasla açılış yapalım dedik arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Feride ne yapıyor? Vileda yapıyor. Paspas mı desek, Vileda mı desek? Tekeller artık ne kadar başarılı oluyorsa bir şeyler yapıyor işte. Sarı tozlar da buna ne kadar müsaade ediyorsa. Kız bunu sevmeye başladım ha. Vileda'yı normalde sevmiyordum biliyorsunuz. Ama sanki yavaş yavaş hani ben bunu sevmiyorum dedikçe bu da sanki iyi olmaya başladı gibime geldi. Bilmiyorum artık. Bayağı bir anlaşmaya başladık yani bununla. Yerleri siliyorsun. 2 dakika sonra hemen kuruyorlar maşallah. Bir şey söyleyeyim mi? Şu haznesini dün akşam boşalttım da maşallah. İftara ne yapacağımı bilmiyorum. Anneciğim yapma o suyu, ben Vileda'yı değiştireceğim sonra sileceğim salonu. Silme o pis su. Yukarıları sildim o suyla. Şimdi iftara ne pişirsem diye düşünmüyorum değil açıkçası. Yeren ya yemin ederim Ziya'nından başka hiçbir şeyin yok senin kızım. Koy şuraya. Yapma bir tanem ya. Yemin ederim bak sabahtan beri zaten sincap gibi oraya dönüyorum buraya dön. Dökme kızım ya. Yanlışı da yaptım. Senin her yanlışlığında bir gerçeğin var biliyorum onu da. Bilerek yaptım. Abi baban nerede ya? Bir gel ya şu oyu bir kullanalım da markete gideyim ya. Of, ona göre. Anne anne anne. Eğer kimine gidersek Carrefour'dan kalem alalım. Kim ki neyin derdinde? Yemeği ona göre şey yapacağım. Yoksa şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor. Yarının menüsü ortalama böyle kafamda tasarladım da. Ama bugüne pek bir şey yok. Bugün kızlar gelecek. Ortada yemek yok. Anne buldum. Diyorum acaba şey köfte, sulu köfte çorbası yemeği yapayım. Bir de şey mi yapsam? Böyle lavaş alıp tavuk sote gibi yapıp böyle içine mi yapsam? Nasıl olur? Gerçekten. Ne? Şey. Bakın tatlı da şey yersiniz. Tatlı demiyorum anneciğim. Şey normalde kuşbaşı etim yok. Pilav yapardım. Kıymam var. Yarın mantı yapacağım. Makarna. Tek olsaydık yapardım makarna. İşte bir şeyler işte markete gitmem lazım. Onun için yoğurdum yok falan filan. Hem onları yapacağım. Hem o zaman mantı yapın mantı. Mantı yarın anneciğim. Yarın mantı zaten yapacağım. Bugünü düşünüyorum. Büyük ihtimal öyle yaparım. Sul köfte yemeği yaparım. Bir de lavaş alıp tavuk. Böyle güzelce şey yaparım. Ay, dön, dön, ya dön, onu dön, yaparım veya dön, tavuk kızartırım. Döner yapmıştın ya ondan diyorsun. Ben de onu diyorum evet. Böyle lavaşın içine güzelce yeşillikli falan.
Hem çocukları yer, yemeyen sulu köfte yer. Sulu köfte yersin. O zaman sen bilirsin. Hem çocuklar yer hem de... Tamam o zaman. Yemeyen sulu köfte yer. Pide alırız, içecek alırız. Bugün öyle geçiştiririz. Salata yaparım yanına. Ama bunun için Şahin'in gelmesi lazım. Çünkü yavaş yavaş benim saat yemeğe artık başlamam gerekiyor. Kızlar 6'da gelecek ama yani kızların gelmesi değil. 7.30'da zaten iftar. Yine de yemeklerim hazır olsun yani. Ortada bir şey yok ama. Sanırım yaz sezonu açılmıştır. Hatırlıyor musunuz bu takımı annemlerden getirmiştim ya. Bir ara dedim atayım dedim. Sordum yok dedim. Yazın belki yine giyerim. Bakın şimdi böyle ütüledim 2 dakikada ve lazım oldu. Şimdi oy vermeye gideceğim ya. Benim de %90'ı hep şeyler, takımlar. O yüzden bunu buldum şu an. Öyle arkadaşlarım. Hadi Şahin ya. Saat 2:20 geçiyor. Benim adam ortalıkta yok. Diyorum az önce aradım diyorum. Bak gel ki diyorum markete daha uğramam lazım. Yemeğimin adı yok. Bu erkeklere hayatın kaldıysa bittin sen. Vallahi hayırlısıyla şu motorumu da bir alsam. Havalarda iyice güzelce ısındı. Sonra değmeyin keyfime. Kendi işimi artık kendim hallederim. Böyle marketmiş, ne bileyim eczaneymiş, sağlık ocağıymış, odur budur. Kendim hallederim. Şimdi. Ha bu arada ne oldu biliyor musunuz? Başıma ne geldi? Şöyle koyayım da anlatayım size. Şimdi. Suyu değiştirdim. Suyu değiştirdim arkadaşlar. Salonu güzelce yüzey temizleyici koydum, sildim. Oturma odasını sildim, koridoru sildim. Alt banyoyu sildim. Neyse villada burası dedim buraya de ki buraya döksene. Buraya dökmedim dedim yukarıya gideyim hem suyu dökeyim. İşte kovayı falan da yıkayayım, kaldırayım. Gittim kovanın içine iyice su doldurdum mu? Meğersem altının şeyini açtım böyle. Önce pis suyunu boşalttım, sonra yeni su doldurdum. Böyle etrafını temizledim. Altında böyle şey var. Pis suyu akması için Allah onu açık unutmuş muyum? Böyle o yere komple su gelmez mi? İnşallah Şahin gelmiştir. Kapı açılıyordur. O suyu tekrar sil. Ha bu arada merdivenleri de sildim. Şükür bir işim kalmadı da. Benim adamı bekliyorum. Şahin ne olur sen gelmiş ol. Gözünü seveyim sen gelmiş ol. Yok araba çıkıyor. Araba girmiyor. Şahin'in ortalıkta ses yok. Yemek öyle arkadaşlar. Yarına bayağı bir hazırlığım var. Mantı yapacağım. Mantıyı zaten altında Zarife'ye kilitleyeceğim. Diğer salatadır, işte tatlıdır falan filan. Onlar bende. Zarife biraz hasta gibi. Normalde gelmek istemiyordu. Saçıya bak. Gelmek istemiyordu. Yok işte çocuk hasta olur falan. Dedim gel dedim yani şey yapalım. Yani oturalım. Otururuz. Şey yapalım. Zimtirayı da çağıracağım. Kapı geri açılıyor. İnşallah Şahin geliyor. Hadi Şahin. Yani gelmiyordu. Altımla zor ikna ettik öyle söyleyebilirim. Zaten bir aydır Zarife hep hasta. Bir türlü iyileşemedi. Ne araba giriyor ne araba çıkıyor çözemedim ki. Neyse gelir birazdan arkadaşım. Böyle bir şey başıma geldi. Sular döküldü. Temizle, kaldır. Oy yok kapı kapanıyor. Bu ne araba? Geldik. Hayırlı olsun. İnşallah millete hayırlı uğurlu gelir. Artık kim kazanırsa yani. Şimdi korporatife uğradım arkadaşlar.
Çünkü orada bir içecek vardı da onu almam için kooperatife uğradım. Bu Afşar'ın armutlu içeceği. Hani Bursa'dayken teyzemin orada hep alıyordum ya, armutlu annemin en sevdiği diyordum ya. Bu Afşar çıkarmış ama nedense BİM marketlerde yok. Ya da bizim buradaki BİM'e de bakayım ya. İşte altın dedi ki kooperatifte var. Şöyle bundan aldım. Paketli yoktu, o yüzden ben de dolaptan 8 tane mini aldım. Daha sonra şöyle kaymaksız yoğurt, doğal yarım yağlı yoğurt aldım arkadaşlar. Bu şekil. Korporatiften. Zaten başka bir yere uğramadım. Sadece korporatiften aldım. Tost ekmeği. Bu gece hem sahura kendimize yaparız. Hem de yarın çocuklara tost yaparım sabah kahvaltıya diye. Tost ekmeği aldım. Bugünün menüsü. Yoğurt akıyor mu? Yanlardan yan mı yatırdım, o yüzden mi akmış? Her tarafım ekşi koktu. Şöyle günün menüsü tavuklu dürüm. Kızlara da söyledim. Sonra şöyle Türkiye Tarım Kredisi sucuk aldım. Doğranmış yoktu, ben de şöyle aldım tost için. Ondan sonra karışık çıkıyor şu an. Şöyle tavuk. Bu neymiş? But pirzola, ama ben bunların sadece şeyini alacağım. Au, yavaş. Şöyle iki tane böyle aldım. Bir tane de sanırım buzlu aldım. Bunları güzelce kuşbaşı doğradım ve sotelerim. Sonra bu içeceklerde işte 8 tane ne var? Yaren de aynı o markanın lime'ını aldı. Yani limonlusunu aldı. Bunlar çok soğuk. Dolaba da koyayım. Akşam soğuk soğuk inşallah içeriz. Ben de seviyorum çünkü armutlu. Daha sonra şöyle serbest gezen tavuk yumurtası A sınıfı 10 tane. Yani kapalı alandaki tavuk değilmiş. Kayınvalidemin serbest tavuğundan yumurta aldım. Sütaş'ın dilimli kaşar peynirini aldım. Arta şehriye dün bitmişti. Bundan aldım. Tadam! Bakın ne aldım. Sünger! Yaren kendine içecek. Lahanam var ya, biraz dedim böyle mayonezli, lahanalı, mısırlı bir salata az yapayım. Mısır. Bir de şoklu dereli pirzola tabak diyor. Bu ama buzlu arkadaşlar. Bunun çözülmesini bekleyeceğiz. Saatlerimiz 3.20 daha var. Şahin tam 5'te alacak çünkü 6'da yoğun oluyorum dedi. Zarife 6 gibi falan olsa demişti. Ama Şahin de dedi ki 6'da yoğun oluyorum çünkü o esnada otel dolu oluyor dedi. Çünkü gündüzleri olmuyorlar, akşamları dolu oluyor. O sebepten 5'te tam hazır olsunlar dedi. Alırım. Bu şekilde arkadaşlar, burası tam 1032 lira para tuttu. Görmüş olduğunuz burası. Ama gene iyi. Çünkü 3 tane böyle tavuk aldım. Yumurta aldım. Kaşar zaten 130 liraydı. Kaşar aldım, yoğurt aldım, sucuk aldım. Zaten büyükbaş onlardı. Arkadaşlar, ay ben bu üstümü çıkarmasam böyle geçsem, şu an o kadar rahatım, o kadar ferah, size anlatamam. Oya gelecek olursak kullandık. Yine tabii ki böyle siyasete hiçbir zaman girmediğim gibi, yine kime verdim, hangi partiye verdim, neye verdim, o bende kalsın arkadaşlarım. Yine söylüyorum, hayırlısı vatana, millete, halka, kim hayırlı gelecekse o da gelsin. Mesela Büyükşehir Belediyesi Antalya için, yani şimdi biz Kemer'de oturduğumuz için şu an Kemer'imiz için konuşayım, öyle söyleyeyim. Ya tabii ki bütün Türkiye için önemli ama işte belediye başkanı olsun ya da ne bileyim, yani bizim küçücük alanımıza şu an özellikle, yani burası için söylüyorum, kim daha hayırlı gelecekse o da kazansın. Aslında sadece burası için değil, yerel seçim mi oluyor şu an, yani her tarafta oluyor anladığım kadarıyla.
O yüzden hayırlısı kim ise, hangi partiyse, yani aslında partiden de değil de, yani hangisi hayırlısı o da kazansın. Artık bir konu kapanıyor. O şey, seçim, oy konusu bitti. Kapandı. Bu bitti yani. Şimdi arkadaşlar tavuklarımız bir kenarda beklesin. Ben hemen gideyim buzluktan köftelerimi getireyim. Köfte çorbası yapayım. Yani sulu köfte, böyle patatesli falan. İşte böyle durumlarda yaparız. Yanına da salata, işte mayonezli bir salata yaparım. Kek mi çırpsam diye düşünmüyorum da değil. Tatlı falan yapmadım çünkü. Hemen bir kek çırpsam. Ya da portakallı şey yapayım. 2 dakikada evet, hamur yoğurayım, portakallı kurabiye yapayım. Böyle sıcak sıcak çayın yanında güzel oluyor. Hem de yarın da misafirlerim var ya, yarın da şey yaparım yani, çünkü bozulmuyor zaten. Evet, onu yapalım arkadaşlar. Şimdi elimi bir yıkayayım. Hemen hamurumu bir yoğurayım. Hazır şurada 2 tane portakal vardı. Rendesiyle suyu lazım çünkü bana. Onu yapalım. Hemencik tavuklarımız beklesin. Mira uyudu. Hemen zaten uyudu. Ay. Şimdi yumurta, pudra şekeri, vanilya, kabartma. Şurada pudra şekerimiz. Kabartmamız, vanilyamız. Başka ne giriyor? Sıvı yağ, portakal. Portakal suyu koyacağım ve biraz da hiç yapmadım ama biraz da portakallı limonlu yapalım bu sefer. Yumurta. Ama tarife bir göz atmam lazım. Ne kadar sık yapsam da yine unutuyorum arkadaşlar. Alo, bak kırmışız, bunu hemen kullanalım. Çünkü ben böyle yan yatırmıştım da. Şöyle bir tarife bakayım, hamurumu yoğurayım. Ondan sonra görüşürüz inşallah. Masadaki ranları kaldırdım. Böyle gözüme değişik gözüktü de. Neyse, ben şimdi alışverişimi yerleştirdim arkadaşlar. Hamurumu yoğurdum, dolaba koydum. Daha sonra makineyi sabah tam boşaltmamıştım. Onu boşalttım, kirleri dizdim. Evi güzelce domestosla yıkadım. Elim domestos kokuyor maşallah. Şimdi gideyim difrizden köftelerimi getireyim. Çorbayı atayım. Saat 4'ü 5 geçiyor. Gerçi daha erken mi ya? 5 gibi mi yapsam? Şu salatayı bari doğrayayım da, en azından salata. Lahanayı doğrayayım. Lahana şey olsun. Nedir onun adı? Böyle tuzla şey yapayım birazcık. Olsun. Evet. En iyisi önce lahana. Sonra çorba. Çünkü daha 3,5 saat var iftara. Zaten bütün lahanayı kullanmayacağım. Çok fazla olur. Kullanmama bu kadarını gerek yok da, bu kadar soyduk yeter mi acaba? Hadi bir tane daha soyalım. Lahanadan zaten bir şey bırakmadık. Bunu ince ince kıyacağım. Ekmek unuttum ya arkadaşlar. Kızlara söyledim. Ekmek alın diye. Aklımdan çıktı vallahi benim. Nergizciğim ne oldu Nergizciğim? Ne oldu benim canım gelinim? Ne oldu benim papatyam?
Neyse ben biraz Nergiz'le sohbet edeyim hem de bunları doğrayayım arkadaşlar. Benim gelinim beni özlemiş. Nergiz'le konuşarak salatamı hallettim. Şimdi de çorbama başladım. Yani çorba derken sulu köfteye başladım. Saat 4.30. Yarım saatten sonra artık Şahin gider. Alır. Çorba erkenden hazır olsun. Sonra pilim bitmesin. Geçen salataya biberi katmıştım. Acı değildi. İnşallah çorbamda da acı olmaz. Ne bileyim aradan fışkırır mışkırır acısı. Ama gözüm yandı. Şimdi yemeğimi de yapayım arkadaşlar. Ondan sonra kızlar da gelir. Sonra görüşürüz. Çünkü daha videoyu yüklemeye almadım. Son zamanlarda çok şey yapıyorum ya. Böyle ya zamanında yüklemiyorum ya bir tane yapıyorum. O yüzden yükleyeyim onu ben. Bölümümüz 5. Şahin gitti mi bilmiyorum. Zarife hazırız diye yazmış. Ben de tavuklarımı şöyle jülyen jülyen doğradım. Şimdi bunları soteliyorum. Ondan sonra soğan ve yeşil biber de koyacağım. Burada da çorbam, patatesimi falan koydum. Evet anneciğim. Şimdi köftelerini koyacağım. Köftelerim de burada. Kayınvalidemle konuştum. Dedim belki gelirsin yine de dedim. O da yok dedi. İnan ki kendim o kadar çok rahat, yani o kadar şey hissediyorum ki dedi. Evet annem, nene hasta. Diyor ki bugün diyor tutmasa mıydım acaba diyor. Bayağı kötüyüm dedi. Tutmasaydınız keşke dedi. Ya dün tutmuş onu çarptı attı. Beni ölmeseydi olmayacaktı ama öptü. Yoksa hasta oldu değil mi nene? İşte öyle dedim. Belki gelirsin dedim. Yatarsın, dinlenirsin. Yok dedi. İşte çocuk var, şey var, sese falan dedi. Zaten kötüyü. İyi tamam o zaman dedim. Böyle çorbamız orada. Hastalık için dedi ki Mira'dan bakmayacaksın. Yok anneciğim öyle demedi. Niye öyle diyorsun? Sen adaysın dedi. Tavuklarımız güzelce soda. Büyük tava yoktu. O yüzden gözleme tavasında şey yapıyorum. Geniş. Bu da hazır olsun arkadaşlar. Şimdi zarifeler gelsin. Aşağıya hem çöpleri atma. Ha bu arada bir paket böyle bu buzlu su kaldı. O yüzden bunu şey yapacağım. Bu yeter diye düşünüyorum. Bunu atalım çözülmeden. Ondan sonra... Ne oldu çarptın değil mi? Oy yürürüm be sen. Oy. Ay kıyamam. Ay kıyamam. İyi gördüm. Şimdi yemeğimizi yapalım da arkadaşlar. Hazırda dursun. İşte dediğim gibi kızlar gelir ben çöplerimi falan atarım. Yeşillikle getiririm. Bir salata da yaparım. Bu da bahar. Mis Allah bereket versin. Ne oldu? Baharatlarını koydum. Geçen Zarife'yle bir kajun baharatı almıştık da bilmiyorum onu ekledim ama çok güzel koktu. Anneciğim Yaren seslenmedi kimse. Sana öyle gel. Daha yeni çıkmışlar. Nasıl gelsinler? Şöyle biraz da biber koyayım. Soğan içine koymayacağım da böyle yufkanın içine taze şey yapacağım.
Şimdi bazen çocuklar belki soğan yemezler. Sadece et olsun. Böyle biberli. Biber az mı geldi acaba? Baharatlarını güzelce koydum. Burada da salata yapacağım. Dediğim gibi yeşillik yapacağım. Burada turp var. Bunlar da patates az mı geldi ya? Bir tane patates gene geçsem keşke. Sanki bir tık patatesi az geldi dibine geliyor da. Bunun da altını kısalım. Yavaştan pişsin arkadaşlar. Bu kajun baharatı neyse bilmiyorum ama bayağı bir güzel aroma verdi. Şöyle göstereyim mi size? Geçen zarifeyle almıştık ama bir türlü kullanmadım. Şöyle kajun baharatı. Artık bu tavuğa konuluyor mu konulmuyor mu bilmiyorum ama koydum. Ne bileyim baharat. Baharattır yani. Evet patatese falan konur ama ben tavuğa da yakıştırdım şu an kokusuna. Tadı inşallah güzeldir. Daha sonra pul biber koydum, karabiber koydum, kekik koydum, tuz koydum. Böyle ortaya mis gibi tavuk çıktı. Oradan ağırdan ağırdan pişmeye devam ediyor. Hatta kapatsam da olur da yeşillik de getirdim. Güzelce doğradım. Kızlar geldiler. Ben de çöp möpümü attım. Bunun altını kapattım. Sonra ısıtacağım güzelce. Ekmek getirmişler. Şöyle pide. Ondan sonra canım, bugün markete gittim ya unuttum. Yarın da mantı yapacağım ya, soğanım yoktu. Sağ olsun gruba yazmıştım. O da soğan almış. O da soğan almış. Şimdilik bunu kapatalım. Burada da yeşillik salatamı doğradım arkadaşlar. Şöyle dışarıdan yeşillik getirdim. Salatalık ve domates, yeşil soğan, sarımsak, roka, tere, kişniş, ne varsa ne ararsam burada. Burada da nane getirdim. Altın şey getirmiş. Ah, süt almış gene. Şunu Uludan, bunu şey yapacağım, içecek yapıyordum ya, evden böyle şurup getirmiştim, onunla limonlu, naneli, onun için nane topladım. Hatta şu içeceği ben hemen yapayım, buzluğa koyayım, soğusun birazcık. Böyle arkadaşlar, kızlar içeride haberleri izliyorlar, seçim şeylerini. Saatlerimiz kaç? Saat 6.30'a geliyor, 1 saat var işte iftara. Bunu da doğrayacağım şimdi, limon falan sıkacağım böyle şeyin arasına, domates de doğrayacağım. Kim isterse dürümünün arasına koymak için. Şimdi şu içeceği bir yapalım. Nanemiz burada. Limon. Şöyle limon. Bir de vişne vardı dolabımda, onu da çıkarayım. Şu içecekten, şuruptan diyorum arkadaşlar. Şöyle bunu aldım. Bu en genişi buydu. Size oraya yerleştirdim ama şöyle bir adet limonumuz var. Tahtamızı alıyorum. Çocuklar hepsi yukarıda. Mira uyandı. Aşağıda Ayaz'la oynuyor. Zarife koltuğun bir tarafına, altın bir tarafına uzandılar. Mis gibi. Şimdi şunu koyalım. Normalde Sprite ile çok güzel oluyor. Ben sodayla da, sade sodayla da bunu seviyorum da. Bu tatlı ya. Şurubu da koyunca şey oluyor. Hatta şöyle daha net, güzel gözükür. Şimdi bunu yarım koyduk. Şuradan birazcık kiraz koyacağım. Kiraz. Bunlar zaten renk versin ve görüntüsü için. Kirazım da az kalmıştı. İki tane de yaban mersini çıktı. Bunlar yıkanmıştı zaten. Şöyle. Aa, buzum var mıydı acaba? Buzu en son koyarım. İftara yakın koyarım buzunu. Dolapta olması lazım. Şöyle naneyi de koyalım. Fresh fresh güzel.
Bunu da ekleyelim. Şimdi içine nane ekleyeceğim, şey ekleyeceğim ya. Şöyle. Çıkmayın ya. Tamam. Böyle buz koyacağım sonra arkadaşlar. O kadar. Yukarıda savaş var sanki. Ha altın? Halıyı bu halıyı serdim bu. Bu halıyı buraya serdim ya altın. Onu da oraya serdim. Oradaki çok kötü oldu. Abi buradaki siyah var değil, kötü oldu. Altın üstü hep kalktı biliyor musun? Üstü kalktı böyle. Valla çok değişik oldu. Belki sık sık yıkıyorum ya ondan mı acaba? Balkona atacağım da bir polen tozlar bitsin de bacım. Ben ne yapayım? Evet. Buz sonra atarız. Ne var? Ben her gün çekiyorum Ferdi. Ne çalıyorsun? Dolma çabası. Ben de dolma işte diyor. Ben de bakmışım. Ben de dolma çabası. Güzel yaptım. Hadi bakalım. Dursun en son buz atarız. Şey bitti. Bitti. Son kısım nasibim de varmış ama bırakmışım bakana bir şey. Aklıma bir de geldi bir şey falan bir şey yapmıştı ne? Dedim Sprite ama şeye girmedi ben çatı bulamadım. Oğlum bu da güzel değil mi? Sadece bu biraz bir tık tatlı olduğu için Sprite limonlu ya altın. Ha. Ama buna limon ekledim ya. Evet dedim ben aklıma bir de şey gidiyorsun ya o şuruptan yap ya. Ne güzel olmuş buraya. Bir şey yardım lazımsa şey yapayım. Yok altın. Bitmiş meyve suyu. Bu daha iyi olmuş bence buraya. Ha masam da. Şey bak abi bilmiyorum bana böyle geliyor sanki halı geniş ya mutfak geniş gözüküyor. Evet anladım hacı. Abi olsun sen de. Valla bak ben bunu serildi ya. Şöyle bunu aldım altını dedim şey bunu zaten işte buraya serdim. Dedim Allah Allah. Sonra bir tane şey geldi siteden bir abla geldi. Dedi ki böyle baktı sana bir şey söyleyeyim mi senin mutfağın dedi geniş bizim evde. Dedim yok abla dedim öyle değil dedim ben önceden de yolluk kullanıyordum ve sanki daraltıyordum. Ama geniş halı serin. Normalde aynı evler. Yani daha geniş. Aynı evler. Niye bu benim mutfak geniş olsun? Süt niye aldı altın? Merkezde bir şey yapayım. Ayata mı acaba? Süt mü var mı benim ya? Evet. Ben tamam dedim. Soğana bak soğana. Ben niye bu tamam dediğim ama gerçekten gidip ben pideler aldım. Dedi ki koy ben pide aldım diyor. Ben geri pideler aldım. Ama pide güzel baksa. Pideyim çok güzeldi. Aman. Çok da benim bile pidesi güzel. Aynen aynen. Sonra kalmıyor. Güzel pide normalde hani böyle. 5'ten sonra kalmıyor. Ben diye Hülya'ya getirelim de diyor ki şey kalmıyor Alfa kalmıyor. Değişik. Zaten pidenin son günü kızım. Oy ne son günü ben seçimlerle şey yaptım. Sen de döndürürsün ne yaptın? Cuma günü şey dedi ki bak dedi hazır ol. Emimin gelin oldu dedi. Gerisin cuma günü erken yollayayım. Oğlunun kardeşin gelemeyecek. Erken dedi ikiye kadar hazır ol. İki. Ben dedi Elif üçte gelecek. İyi dedim doğru canım. Şimdi cuma günü dedim son ya dedim doğru ya. Öbür gün dedim bayram yok. Ne bayram yok kız. Elin daha iyi o zaman neyi ben aldım attı. Bak hani ben de diyorum ki işte. Bugün seçimle şey yaptım diyorum ki. Hop yandan salayım ki cuma günü gidelim ya. Sen ya. Ben de dedim hayal bayram diyorum. İnsanlık hali bence. Ne güzel bir ister onlardan tutacağım. Ne güzel yapmış abi adam. Şey? Vaaay. Portal yapmış geldi. Her şey yaptılar onu. Valla bir çıkıyor orada. Bir çıkıyor. Karısı bir yan, kendi bir yan büyür. Hasta çarpı da yapayım. Hı hı. Keser mi? O şeylerin varsa. Kaynanam yaptı ya kız onu bereket kavanozla. Geçen gitmiştim yapmıştı ya altın. Yok geçen gittiğinde şey atmıştı kendim. Bunlar altın. Girdim ara ara. Yok. Kutuda yok. Dedim Naber'le yoktu. He, dedim ki yok. Sonra Yaren kendisi içecek alır dedik. Anne altın teyzen dediği içeceği buldum. Armutlu dedin ya. Dedi ki he onun yanında dedim. Ana yadan bula sen bana diyen daha şey. Dedi ki anne dedi ya tombul bak armutlu. Geldim şeyde buldum. 7.30 lira. 7.15 lira.
Ver alayım. 7,5 lira. Onca sordum ki 7,5 lira. 7,5 lira böyle yani kutuda yoktu. Sökmüşler, dolaba dizmişler. Dedim niye kutuda yok? Abla diyor ki soğuk dursun. Sordum. Sordum. Aldım geldim kasaya. Dedim bunu bu kutuda var mı? Dedi ki yok abla sonunculara hep dizdim dedi ki. Tamam da bir sormak var. Nasıl güzel mi? Güzel. Siz bugün anlaştınız mı hepiniz? Kırmızı kırmızı Elif siyah giymiş. Çocukları bekletmeyelim dedim. Yaptım onları. Onlar yiyorlar. Bizim kıza bakın. Döner yiyeceğine, çorba yiyeceğine ne yiyor? Ben döner, sen mi? Tamam ya, sen mi? Güzel olmuş mu Samir? Afiyet olsun. Güzel olmuş mu? Elif güzel olmuş mu kızım? Afiyet olsun. Yara yemese de olur. Burada Ayaz'a sen çorba koydum. Ben niye kırmızı giymedim? Çünkü kırmızı üstümde. Sana da alırız, sen de giyersin bir dahakine. Bunu bıraktım. Çorba kimse istemedi. Ayaz'a koydum bunu. Annem otur, otur. Şimdi burada biraz daha şey doğrayacağım. İçine salatalık turşusu, böyle soğan sürmüş, domates. Bir de anam bu salatada varmış. Neyse böyle koydum arkadaşlar. Saatlerimiz kaç? 7-2 geçiyor. Tam 24 dakika var. Ben bir 2-3 tane daha bunlardan doğrayayım. Hadi çocuklar hadi. Güzelce karnınızı doyurun. Çorba da vereceğim size. Hadi. Aşkım elim yanmıyor ki benim. Böyle yapıyorum. Yavaş yavaş yapıyorsun ya, yavaş. Yavaş mı diyorlar? Yavaş. Lavaş, lavaş. Ha? Böyle. Yavaş. Yaren. Anneciğim biraz sessiz. Benim kardeşim Emir Yaren var. Kızdan önce var ya ama Elif'ti. Evet anne. Evet aşkım. Ses yapıyorlar görüyor musun nasıl bağırarak bağırarak. Doydun mu? Tamam afiyet olsun. Tamam aşkım kalsın. Ah elime. Afiyet olsun bir tane. Şimdi. Çay demledim. Biz iftarımızı yaptık çok şükür. Çayı demledim hatta bunu 2 gazozu da bitirdik. Bakar mısınız? Ama güzel gitti. Şimdiki bu arada dönerler de çok güzel olmuştu arkadaşlar. Hatta sonra en son sıcak tavada böyle kızarttım. Çocuklar kendilerine meyve partileri yaptılar. İçecek partileri yaptılar. Bir şeyler. Zarife ile Altun hala seçim şeyindeler. O yüzden ben de dedim şu salatam kaldı bunu boşuna yaptım. Şimdi ben çayı demledim. Makineye bakayım ne sağır ne yok. Ona göre ayarlayacağım. Şey yapacağım. Bir yandan başlamazsak çünkü çocuklara mutfak kalırsa böyle oluyor. O yüzden de benim buraları acilen toparlamam lazım arkadaşlar. Çünkü ev gerçekten şu an dandiniye döndü. Makineye atalım çalışsın. Biz de kız kıza bir çay partisi yapalım. Çay içelim. O seçme şey nedir seçim şeyleri bitmez vallahi. Ben zaten pek sevmiyorum böyle oturup izlemeye de. O yüzden de ne sinirlerimi onun için yorabilirim ne de başka bir şey. Hayatımda yeterince zaten şeyler var. Hayırlısı olsun. Nereden başlasak? Çocuklar kendilerini alıyor, yukarıya çıkıyor, partiler yapıyorlar, iniyorlar. Şimdiki. Ayaz yukarıya çıkarken dikkat et tamam mı? Saat bu arada 10'a geliyor arkadaşlar. Öyle erken de değil ha. Biz yemeğimizi yedik. Zarife zaten direkt oyların şeyine koştu. Biz de arkasından gittik. O yüzden buralardan kaldık. Altın sağ olsun buradaki bulaşıkları halletti. Yani toparladı masanın üstüne koydum. Şimdi ben de çayı demledim. Şimdilik hallederiz ya. Şunları da fırına şey yapacağım. Bu arada kurabiyeleri sıcak fırında bıraktım ki sıcak kalsınlar. Birazcık yine güzel ama kurudular. Olsun çayla güzel olur. Sıcak. Ay kıracaktım polis. Şimdi kurabiyeleri çıkarıp şunları koyacağım. Ama siz mutfakta saklanmayın. Bak burası çok küçük. Ben zaten zor kendim dönüyorum. Hadi başka odalarda saklanın. Tamam mı? Hadi başka odalarda saklanın. Burada saklanmayın.
Çünkü bak burada ben zor hareket ediyorum şu an. Saklambaç oynayacaklarmış çocuklarım benim. Şimdi makinemin Zarife Zarife bu sandalyede pek oturamadı. O yüzden ona bunu getirdik. Şey yapamadı yani, rahat edemedi. Makinem boş. Hemen başlayayım arkadaşlar, doldurayım. Şunu hatta çıkaralım. Bunu elde yıkarım. En azından bardakları yıkayayım. Bunu da çıkarayım. Bardaklar sığsın. Bunları yıkayalım. Sahura ne yapacağız? Tost belki. Zarife bazlama yapalım diyor da. Sahurda da ne bileyim, ona da zaman lazım. Yapar mıyız bilmiyorum. Zaten yapsa da kendisi yapar. Benim bazlamayla pek aram yok. Yani aram var da şeyi yapamıyorum. O yüzden yaparsa kendisi yapar. Ben de tost yaparız diye düşünmüştüm ama bakacağız. Neyse arkadaşlar, ben şu bulaşıkları halledeyim. Ondan sonra görüşürüz. Saatlerimiz 1. Evde misafir var. Babası gelmedi. Bu da keyif yaptı. Yanıma geldi hemen. Zarife Yaren odasında yatıyor çocuklarla. Altun oturma odasında. Mira burada. Bugün acayip bir sıcak var arkadaşlar. Böyle hiçbir yerin kliması falan şu an açık değil. Çok sıcak. Mira da uyuyor. Ana. Işığı kapatayım. Aşağıya ineyim. Saat 1. Herkes uyudu ama bir tek Ayaz Bey uyumuyor. Normalde ben de yatacaktım da dedim bir şey yapayım. Zarif ediyor ki ben uyumayacağım. Şimdi 4'e kadar da nasıl otururuz bilmiyorum. Valla. Şimdi bakayım Altun yatıyor mu? Altun. Zarife'nin yokusu yokmuş. Dedik Ayaz'ı kalkmıyor. Ayaz'ı yatırıp geliyorum dedi. Kimsenin uykusu yokmuş. Bu prenses de kalktı. Şimdi anam şunları kaldıracağım. Neyse kaldırayım. Öyle bir toparladık. Nedir onun adı? Makineyi doldurdum arkadaşlar. Makine yıkandı. En azından şuraları bir toparladım. Makinem daha tam şey yapmamış, bitmemiş. Onu bitirsin. Gece buralar yani saat kaçtı işte, 10 muydu neydi, bir davullar, bir konvoylar falan bir görseydiniz. Burası bayağı bir şey geçti. Bu çorbayı artık dökeceğim yarın. Bu çorbamız var. Belki sahurda içen olur diye şey yapmadım. Zaten tost yapacağım. Burada da o yaptığım şeyden çıkardım ki kızlar da yesinler diye. Burada kıymalardan getirdiğim peynir. Efendim Alto. Ha? Ha, ana yuklamıyor ha da. Abo. Sadece Ayaz yukarıda. Şu Ayaz da uyumuyor ha. Anası gitti bağırarak. Neyse şimdi vedalaşalım. Sahurda inşallah görüşürüz. Şuraları şeyle aldık ama yarın süpürdüm. Yarın akşama misafirim var biliyorsunuz. Bizim soğan falan ne varsa her şey ortada. Yani fazla bir şey yapmayacağım. Böyle ana yemek mantı olacağı için fazla şey de yapmayacağım ki en azından hani böyle çok çeşit olup da yenmemesine şey değil de yani az olsun, yensin. Ramazan'dayız ya. Bugün de mesela o domates salatalık salata yapmıştım ya, o dokunulmadı. O lahanalı bir tane yapmıştım. Onu da son halini göstermedim galiba size. O biraz yendi. O yüzden yarın pek bir şey yapmayı düşünmüyorum. Şimdi kızlarla oturabildiğimiz kadar bir oturalım. Romantik mi? Bu mu? Bu mu romantik işi? Tamam. Şimdi kızlarla oturalım. Bakalım saat 1. Ne kadar oturabiliriz bilmiyorum. Sabah 5'e kadar oturma gibi şeyin var mı Altun? Sonra sen yatıyorsun, bir daha kalkıyorsun. Ben mesela 3'e kadar, gerçi ben de kalkıyorum. 3'e kadar falan oturuyorum böyle. 3 değil de böyle 1.5 falan diyelim. Dün mesela 3'e kadardı. Yiyorum. Sonra 5'te kalkıyorum.
abdestir, odur budur derken 5.30 oluyor. Ezan okunuyor. Valla ne bileyim ya. Şimdi neyse. Vedalaşayım da Altun'um. Hadi bakalım. Ya yarın değil de birkaç saat sonra görüşürüz inşallah. Bay bay.